Merhaba sevgili arkadaşlar, yine 2019 tarih konu anlatımı videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı'da toplum ve bu dönemin ıslahat hareketleri olacak. Osmanlı'daki bozulmalara şöyle bir bakacak olursak, merkezi otoritenin bozulmasında sancağı çıkma usulüne son verilmesi, 1. Ahmet döneminde ekber ve erşes sisteminin getirilmesi, şehzadelerin sarayda şimşirlik denilen yerde yetiştirilmesi, hapis hayatı yaşaması merkezi otoriteyi zayıflatan sebepler arasında gösterilir. Mali sebepler, uzun süren savaşlarda giderlerin artması, ganimetlerin azalması, tımar sisteminin bozulması, asayiş ve güvenliğin bozulması, köyden kente göç, coğrafi keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi, kapitülasyonların Osmanlı üretimine, ticaretine zarar vermesi, saray masraflarının artması, rüşvet ve iltimasın yayılması, Yeniçeri Ocağı'na usullere aykırı asker alımı yapılması, 3. Murat dönemine kadar ocak devlet içindir anlayışı varken artık devlet ocak içindir anlayışına dönmüştür. Donanmanın zayıflamış olması, Beşikul Yamağlı sistemi ile müderrisin öğretmenliğin babadan oğula geçmesi, medreselerden pozitif bilim dallarının çıkarılması Osmanlı duraklamasının önemli sebepleri arasında. Bu dönemde önemli isyanlar da vardır. Bunlardan ilki merkez isyanları, diğer adıyla İstanbul isyanlarıdır. Yeniçeriler çıkarmıştır. Merkezi otoritenin zayıflaması, devşirme sisteminin bozulması bu isyanların çıkmasında etkilidir. Aynı zamanda hulufe denen maaşların ödenememesi, cülüs bahşişi almak için Yeniçerilerin padişahları değiştirme teşebbüsleri de etkendir. Osmanlı'da ilk Yeniçeri isyanı 2. Mehmet'in ilk saltanatında 1446'da çıkan Buçuktepe vakasıdır. 4. Mehmet döneminde 1656 tarihinde Vakai Vakvakiye, yani Çınar olayı denen olay yaşanmış. 30'a kadar devlet adamı çınar ağaçlarına asılarak idam edilmiştir. Bu çınar ağacı da mitolojik olan vakvak ağacına, yani meyvesi insan olan vakvak ağacına benzetildiği için bu isim verilmiştir olaya. Vakai Vakvakiye denmiştir. Celali isyanları, Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal tarafından çıkan isyan ilk Celali isyanıdır. Tımar sisteminin bozulması, vergilerin arttırılması yine Celali isyanlarının çıkmasında en önemli etken olmuştur. Suhte dediğimiz medreseli isyanları, medrese öğrencileri tarafından çıkarılmıştır. Ülkedeki sosyoekonomik düzenin bozulması, medresedeki eğitim kalitesinin düşmesi, liyakata önem verilmeden suhtelerin medreseleri bitirmesi bunda etken olmuştur. 17. yüzyıl ıslahatlarına baktığımızda ilk ciddi ıslahat girişiminde bulunan 2. Osman, yani Genç Osman'dır. Şeyhülislam'ın fetva verme dışındaki yetkilerini kaldırarak otoriteyi arttırmak istemiş. Saray dışından evlilik yaparak halkla yakınlaşmaya çalışmış. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma teşebbüsünde bulunmuş. Bu teşebbüs onun sonunu hazırlamıştır. 4. Murat oldukça sert ve disiplinli olan 4. Murat, Koçi Bey ve Katip Çelebi'ye risaleler, raporlar hazırlatmış. Halka zulmeden görevinden almış. Celali isyanlarına son vermiştir. İlk kez bir Şeyhülislam'ın öldürülmesi de 4. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Kahveleri, meyhaneleri kapatıp içki ve tütünü yasaklamıştır. 4. Mehmet döneminde sadrazamlar çok etken isim olmuştur. 4. Mehmet döneminde ilk denk bütçeyi hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa önemlidir. Aynı zamanda Köprülü Mehmet Paşa da dönemin sadrazamlarındandır ki şartla iş başına gelen ilk devlet adamıdır. Oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ise Girit'in fethini sağlamış. Bucaş Antlaşması'yla Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaşmasına sağlamıştır ki duraklama içinde bir yükselmenin yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 17. yüzyıl ıslahatlarına baktığımızda amaç eski düzene geri dönmektir, yani kanuni kadime. Batı örnek alınmamıştır, batıdan herhangi bir gelişme takip edilmemiştir, baskı ve şiddete dayalıdır. Acil sorunlara acil çözüm önerileri aranmaktadır, şahıslara, kişilere bağlı kalmıştır 17. yüzyıl ıslahatları.
Yine öz özet bir şekilde 18. yüzyıl statlarına bakarsak ilk olarak Lale Devri karşımıza çıkar ki 3. Ahmet dönemi 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan 1730 Patronu Halil İsyanı'na kadar geçen süreçtir. Bu dönemde Avrupa'nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmiş ve Avrupa'da Viyana, Paris, Varşova, Moskova gibi yerlerde ilk kez geçici elçilikler açılmıştır. İlk geçici elçimiz Paris elçisi olan 28 Mehmet Çelebi'dir ki izlenimlerini Seferatname adlı eserinde anlatmış. Bu eser Osmanlı'nın batıya açılan ilk penceresi olmuştur. İkinci Beyazıt döneminden beri Yahudilerin elinde bulunmakta olan matbaayı Osmanlı Lale Devri'nde kullanmaya başlamıştır. Yani Osmanlı'da matbaa vardır. Fakat Türkler tarafından kullanılmamaktadır. İlk özel Türk matbaası 1727'de Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika öncülüğünde kurulmuş ilk basılan eserse Vani Efendi'nin Van Kurulugatı olmuştur. Dönemin en önemli ismi ise 3. Selim'dir ki 3. Selim'in yapmış olduğu tüm ıslahatları Nizam-ı Cedid yani yeni düzen ıslahatları denir. Önemli devlet adamlarına lahiyalar, raporlar hazırlatmıştır. Danışma meclisi niteliğinde meşveret meclisini kurmuştur. Lale Devri'nin tamamlayıcısıdır. Avrupa'da ilk sürekli elçilikler onun döneminde açılmış ki ilk sürekli elçimiz Yusuf Agah Efendi olmuştur. Londra'ya gitmiştir. Yeni Çeri Ocağı'nı alternatif olarak Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuş. Bu ordunun masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid hazinesini oluşturmuştur. Nizam-ı Cedid'in ilk başarısı Fransızlara karşı Akka Kalesi önlerinde yapılan savaştır. Fransa Mısır'ı işgal etmişti 1798'de. Buna karşı mücadele etmişlerdir ki antiparantez Fransa'nın Mısır'ı işgalinde İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın yanında olmuş. Yani Osmanlı ilk kez denge politikası uygulamıştır. Mühendishaneyi Berrümay'ın Kara Harp Mühendishanesi'ni açmış. Selimiye ve Levent kışlaları yapılmıştır. Yerli malı kullanımını teşvik etmiştir. Türk musikisine Suzi Dilara makamını da kazandıran kişidir kendisi. Dönem Kabakçı Mustafa isyanıyla sona ermiştir. Dönem ıslahatlarının temel özelliklerine bakarsak bürokrasinin ve kalemiye sınıfının önemi artmıştır. Avrupa ilk kez bu dönemde örnek alınmaya başlanmış, Batı'nın üstünlüğü ilk kez bu dönemde kabul edilmiş idi. Evet sevgili arkadaşlar, 17 ve 18. yüzyıl ıslahatlarına da yine şöyle kısaca önemli noktalarıyla baktık. Başka bir videoda görüşmek üzere, zaman sizin için aksın.